Bölgesel Amatör Lig'deki 7. grupta mücadele veren Bodrumspor, pazar günü ligin en güçlü takımlarından olan Kızılcabölükspor deplasmanında ter dökecek. Bodrumspor'un istemeyerek de olsa lige verdiği 2 haftalık aranın ardından mücadele ettiği ligin 11. haftasında maç fazlasıyla lider konumda bulunan Denizli takımıyla Tavas Şehir Stadı'nda karşılaşacak. 9 Aralık pazar günü saat 13.30'da başlayacak müsabakanın hazırlıklarını Bodrum Şehir Stadı'nda sürdüren Bodrumspor'da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Oynanacak olan bu maçın öneminin farkında olan futbolcular ve teknik heyet antrenmanlarda her zamankinden daha fazla ter döküyor. Takımın teknik direktörü Tayfan Kıran, verilen bu aranın hasta ve sakat futbolcuların iyileşmesi açısından iyi olduğunu, ancak maçsız geçen haftaların aleyhlerine bir durum olduğunu söyledi. Tayfan Hoca, Kızılcabölükspor'un maç fazlasıyla liderliği Bodrumspor'dan aldığını belirterek şunları söyledi. Oynayacağımız takım maç fazlasıyla bizden liderliği aldı. Zaten sezon başından beri hesaplarımız hep öyleydi. Eğer üste tutunabilirsek, kimlerle uğraşacağımızı biliyorduk. Yine üstte bizi zorlayacak takımlardan bir tanesi ve deplasmana gidiyoruz. Oradan puanla gelirsek bizim için çok büyük avantaj. Galip gelirsek de bizi gerçekten havaya sokacak bir maç olacak. Yani iyi hazırlandık. Puan alacağımıza ve iyi maç olacağına biz inanıyoruz. Arkadaşlarımızın da durumları gayet iyi. Bizi tek endişelendiren oradaki hava şartları, İçege'de kar yağışı, o bu başlayacak. Gidip o andaki sahanın durumuna göre artık bakacağız. İnşallah karlı bir havada oynamayız. Evet. Normal bir havada oynarız. Zemin de sıkıntılı olacak. Her şeyi hesapladık, her şeye hazırız. Lige başlarken hedeflerinin Muğla Spor'un üzerinde ligi bitirmek olduğunu yineleyen kulüp başkanı Rıza Karakaya, takımın, hocaların ve taraftarların sayesinde Muğla Spor'a 13 puan fark attıklarını dile getirdi. Karakaya, sahaya iyi futbol yansıtmak için çıktıklarını ve bunun verdiği rahatlıkla 3 puanları kolay topladıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti. Futbolcularımız çok çalışıyor. Burada ligde yani çok büyük takımlara kafa tutuyorlar. Gittiler, yendiler, geldiler. Bizi buraya getirdiler. Bodrum'un ben iyi takımlara, profesyonellikleri hak ettiğini düşünüyorum. Bodrum seyircisi gibi seyirci, Asi Tayfa gibi taraftar grubu inanın profesyonelliklerde bile yok. Ben artık yani Bodrum bunu hak etti. Bodrum Spor'a biraz daha fazla destek verilsin. Bir üst lige çıkarılsın. Bu madem buraya kadar getirilmiş, büyüklerimizin zaten destekleri var. Biraz daha destek olurlarsa inanın bu takımın üst lige çıkması çok kolay ama yine bakacağız. Haftan biz stres yapmıyoruz. Biz zaten hedefimiz Muğla'nın üstünde bitirmekti. Çok rahatız. Kızılcabölük ille şampiyonluğa kurulmuş bir takım olabilir. Saygı duyuyorum. Ama biz çıkacağız her yerde olduğu gibi. Gideceğiz Kızılcabölük'te de güzel futbol sergileyip taraftarlarımızla beraber coşkulu bir şekilde Bodrumspor'u en iyi şekilde temsil edip tekrar Bodrum'a döneceğiz. Bodrum kış ayı malum zorlu süreçlerden geçiyoruz. Biz ne kadar zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, beraber bir yumruk olabilen bir ekibiz. Bunda her zaman hocalarımıza, taraftarlarımıza, büyüklerimize, yönetimimize yine tek yumruk olarak Bodrumspor'u en iyi yere getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Federasyonun aldığı karar gereği ve Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün Bodrumspor Kulübü'ne gönderdiği yazı gereği Tavas Stadı'na toplu taraftar girişi yasaklandığı için maçı izlemek isteyen taraftarların kendi özel araçlarıyla Denizli'ye gitmeleri gerektiği bildirildi.